Ama daha sonra biraz da Türk yaşam faşist diyemeyiz. Deyince Bulgar Sovyetler kıyamet koparsın. 91'de işte dağılma sürecinde. Mesela bu Yalçın Küçük diye bir deli profesör var böyle. Kalkar oturur, bağırır, çağırır falan filan. İstiklal Savaşı'nın, İstiklal Marşı'nı da Mehmet Akif yazmadı diyecek kadar ben yapıyorum. Onun Türkiye üzerine tezler kitabı var. Danilov diye bir adam 1968'de profesör var. Rus. 27 Mayıs'ta ilgili bir kitap yazmış. Bunların içerisinde anti-emperyalist tek adam, Orbazan Türkeş'te yazıyor. Şimdi Yalçın Küçük'te diyor ki ya ne yapıyorsun sen hemşehrim? Biz bu adamla burada mücadele ediyoruz. 68 Küçük. Sen bu adamı, onun tabiriyle söyle, biz rahmetliyle bu adamla hitap etmeyiz. Sen bize bunu anti-emperyalist gösteriyorsun. Fransız yazarlar aynı şeyi. Mesela bu sürgün olayını organize edenlerden birisi de Cemal Madanoğlu. Cemal Madanoğlu gibi Cemal Madanoğlu'nun babası 150'liklerde 1920'lerde o zaman anlaşılmış. Vatan hainliği diye Türkiye'nin dışına sürgün edilen 150'liklerde Mustafa Madanoğlu'nun oğludur. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti maalesef Ali Kemal'in oğlunu Dışişleri Bakanlığı'na müsteşar yaptı. Mustafa Madanoğlu'nu işte kor general yaptı. Ama Enver Paşa'nın oğlu Ali Enver'i kurmay yapmadı. Kurmay subayı olmadığı için de ayrıldı. Sonra da öldü. Bu Cemal Madanoğlu'nun hatıra olmadı ya kendi sağlığında yayınlandı. Yani çağdaş yayınladı. Kendi isimleri şunu çiziyorum. Nerede oldu bilinsin diye. Diyor ki Amerikalılar bize güvendi. Türkiye'ye güvenmiyor. O kadar açık söylüyor adam. Biz kaldık ya diyor, onlar kaldılar. Aslında kurşuna dizeceklerdi. O arada devreye bazıları girdi, kurşuna dizecekler. Sonra bazı belgeler yayınlandı. O Amerikan belgeleri Hürriyet'te yayınlandı bunlar da. O belgelerde Amerikancı 25 Mayıs'ın başta şunları sayarlar. Fahri Özdilek, Cemal Madanoğlu, Mucip Ataklı, Osman Köksal, Supi Karaman, Ahmet Yıldız, Supi Göğüs'e Trak filan. Yani isimler bu. Rahmetli Türkeş'in 27 Mayıs'ta milliyetçileri, Demokrat Partisi'ndekileri, Demokrat Parti'yi koruduğunu yazanlardan birisi de Adalet Partisi, daha Demokrat Parti'nin devlet kuruluşu Adalet Partisi milletvekillerinden gazeteci rahmetli Tekin Erer'di. Onun 27 Mayıs'ta kitaplarında çok. Rahmetli Ergun Gözen'in Peyami Safa Nazım Hikmet Kavgası isimli kitabına bakarsanız rahmetli Türkeş sürgün edilince Peyami Safa'nın ağladığını yazar. Eyvah her şeyi kaybettik diye. Ergun Gözen rahmetli kitabında var. Değerli arkadaşlar 27 Mayıs'tan sonra sürgün dönüşü Brüksel'de toplanıyor şeyler. 14'ler birlikte hareket edelim diye. Toplanıyor. Orhan Erkanlı. Sonra CHP'de milletvekili. Toplanıyor. Ne yapacağız? Siyasi parti kurarak mücadele edeceğiz. Orhan, o 14'ün 3-4 tanesi Orhan Erkanlı'dan yana. Gerisi rahmetli başkanına. Orhan Erkanlı diyor ki sen eski arkadaşlarından 1944'teki arkadaşlarından vazgeçersen bizim liderimiz. Vazgeçmesen senle yürümeyiz. Rahmetli Başbuğ diyor ki ben arkadaşlarımdan asla vazgeçmem. Hemen telefonu açıyor Abdi İpekçi'ye. Abdi İpekçi ile Ömer Sami Coşar'ın ortak yazdıkları bir 27 Mayıs kitabı var. Orada var bu bilgileri. Diyor ki Abdi Bey 14'ler 14 parça oldu. Türkiye'ye geliyorlar. İşte parti kurma çalışmaları başlıyor. Rahmetli 63'ün sonuna geliyor. 64'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne giriyor. Bir sene sonra 65'te genel başkan oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Orhan Erkanlı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden millet partisi. 1977'de ben Türkiye her gün gazetesi temsil ediyorum. MHP haberlerini takip etmek üzere MHP grubundayım. O zaman Cahit Karakaş diye bizim desteğimizle seçilmiş bir meclis başkanı vardı. Aslında sarı basın kartı birkaç yıl olması gerektiği halde
bize denemesinde sarı pasaportum o tarihte yoktu. Bize verdi. Yani MHP destekleri. Hem mecliste. Bir gün hükümet de güveni almamış. Milliyetçi partiler tatlı olan milliyetçi cephede. Rahmetli odasında fırtına girdi, çıktı. Bana hava kuvvetleri komutanı bulun diye bağırdı. Resmen bağırdı. Başbakan yardımcısı. Hükümet güveni almamışsa başbakan. Ne olduğunu o gün öğrenemedi. Meğer Orhan Erkanlı Afyon yolunda trafik kazası geçiriyor. Sonra bundan sonrası kısmını Güner İcivoğlu, Güneş gazetesinde biliyorsun o Güneş diye bu Emedar Yılmaz'ı çıkan bir gazete genel yayınladı. 4-5 gün rahmetli ile ilgili yazma bu da oldu. Telefon geliyor hanımına, eşine Orhan Erkanlı'nın. Orhan Erkanlı, ne yapacağını şaşırıyor benim. Arıyor, Kurtul Altu gazetesi. Bu Metin Töker'in ekibinden arkadaşı filan. Bir de Sezai Orkun diye emekli amiral diyor. Onlar bir dergi çıkarıyorlar o tarafta. Derginin adını unuttum orada. Böyle böyle diyor. Orhan kaza geçirmiş. Beyin kanaması geçirdi. Ankara'da da sadece şeyde var. Gata'da ben nasıl Ankara'ya getireceğim? Bakın diyor ki Deva Pasar Türkeş'i arasana başbakan yardımcısı var. Yani arkadaşı. Onlar diyor 15 senedir konuşmaz. Ya Türkeş Bey biz tanırız diyor. Fikir ayrı olabilir. İnsan adamdır. Sen telefon et. O geleni yapar. Ya ben de diyor karşılaştım, konuşmadım, ben de utanıyorum. Bu sefer Kurtul Altı veya Sezai Orkun o referatı unuttum. Rahmetli, o telefon onun için gelmiş. Hemen hava kuvvetleri komutanını buluyor, getiriyor. Gata'da tedavi. Gata'da ameliyat edilince bunu diyorlar ki balın bir, hem de süzüyorlar filan onun bir maddesini. Yani bir kilodan 3-5 gram çıkan bir şey lazım. Rahmetli Türkeş'te Müdürer Civalı yazıyor. O gazeteleri saklıyorum. Her gün elinde 2 kilo bal Anadolu'da istiyor her taraftan işte partilerden. Geliyor aşağıya balı veriyor. Durumunu soruyor gidiyor. Geliyor durumunu soruyor gidiyor. Bir gün gidiyor. O gün diyor, yarın açacaklar işte şeyi makineyi çıkaracaklar bakalım. Gidiyor herkes sevinçli. Diyor ki tamam iyileşti, ayak olacak. Öyle mi? İyi. Hadi Allah'a ısmarladık. Hiç geçmiş oldu demeden geri dönüyor. Çok memnun. Rahmeti Türkeş. Her gün oraya gittiği halde iyileştim. Allah sefer versin. Yürüye gidiyor. Şimdi öteki kısmını bizzat vallahi şahit oldum. Bir gün baktım meclise geldi. Çok affedersiniz süt dökmüş kedi gibi. Geldi. Beni çok ağır ceza aldı. Sen cezayı hak ettin. Öbürü arkadaşlığımız ve insanlık yaptın. Sen bana faşist dedin. Tamam. Hastalanırsan gene yardım eder. Ama yüzüne bakmam. Dedim ki burada yakacıktı. Rahmetliye sordu. Sonra yardımcı oldu. Dedi ki çok oldu. Kendi tabiri. İt gibi kullandık onu. 12 Eylül yıllarında o da dedi. Psikolojimde Ankara Nihat Özer diye bir kor general var. Bunlar devre arkadaştı. Bizim askerler arasında iki sınıftı. Bir kısmı küfürbazdı. Bu Nihat Özer de, bu Orhan Erkanlı da küfürbaz şeylerden. Her sıkıntımızda Orhan'ı yolladım, küfretti ama biz olsak yapamayız dedi. Subaylar dedi iki çeşittir. Bir küfürbaz subaylar vardı, bu ekip onlardandı. Orhan Erkanlı da onlardan. Hadi. Yani onu da inşallah yayınlanırsa bir hazırlığım var. Orada Türkeş'in vefası ve cezası başlığı altında onu tekrarda yazmıştım. Onu da bir kısmını gördüğüm için, bir kısmını da belgeli yaptığım için, sadece ben görmedim, herkesi gördüm. Şey, Orhan Erkanlı, diğer arkadaşlarım da hepsine yardımcı oldum. Ben de böyle şey yaptım. Şimdi burada sonunda okuyacağım bir şey var. Orada da tanıdıklarım var benim, şey yaptım. Şimdi başınızı atıyorum. Hemen Erhan müsait zamanda ikaz edebilirsin beni, kimseyi şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir eleştiri vardı rahmetli. Nedir? İşte 27 Mayıs darbesine katılmış bir insan işte demokrasiye karşıdır. Yani ilk bakışta da bu doğru kabul edilebilir. Darbe yapmış bir adama çok demokratik diye demokrat diyemezsiniz. Eğer darbenin tarihini bilmiyorsanız. Niye bilmiyorsun? Ben
belgeler de destekliyor. Şahsen de güvendiği için bu darbe yönünün üzere girdiğini ve 27 Mayıs'ta Türkiye isimli kitapta Muammer Taylan rahmetli ellerine yazmış. En kötü sivil idare en iyi askeri idareden iyidir. Bunu tecrübeler mesela. Ne hale söylüyor? Bu bir. İkincisi az önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan seçemezken CHP'li birisini meclis başkanı seçiyor. Şimdi Hikmet Özdemir diye profesör var. Cumhuriyet tarihi profesörlerinden İstiklal Savaşı Cumhuriyet tarihi. Onun çok güzel bir şey. 1966 Cumhurbaşkanı seçiminde en şaşırtıcı fakat sürpriz olmayan sürpriz değil. Gelişme, Alparslan Türkeş dahil çok sayıda eski askerin yer aldı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partilileri Genelkurmay Başkanı Sunay'ı desteklemedikleri gibi parti lideri Türkeş'in Sunay'a karşı aday olmasıdır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partili Kemal Aytaç, Kudret Bayhan ve İsmail Hakkı Yılanlıoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Alparslan Türkeş'in adaylık gerekçesi bir bildiriyle açıklanmıştır. Bu bildiride diyor ki, ben bildiri var önünde, her yerde var. Diyor ki, Cevdet Sunay Cumhurbaşkanlığına layık bir insan. Karakteri, bilgisi, her şey yeterli. Ancak Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığına geçiş yolu gibi algılanması, böyle bir geleneğin oluşması demokrasimiz açısından zararlı. Biz sadece bu ilkesel durumdan dolayı karşıyız. Yoksa Cevdet Sunay şahsına değil. Kabul edilmelidir ki hangi gerekçe ile hazırlanmış olursa olsun Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bildirisi 1966 Cumhurbaşkanı seçiminde parlamenter sistem açısından kritik halkayı yakalayan tek belgedir. Tek bir de budur. Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na giden yol olarak aday belirlenmesinde izlenen yol Türk demokrasisinin uluslararası itibarına gölge düşürecek nitelikte bir sürat ve prosedür ile hareket edildiği için eleştirilen CHP'liler bu gelişmeyi parlamenteyi o demokratik rejimin geleceği açısından normal bir teamülün başlangıcı olarak görmenin imkansızlığına işaret ederek başta Adalet Partisi ve CHP olmak üzere öteki partilere anlamlı bir parlamentoculuk dersi verdiler. Tam bir dersi. Eğer parlamento yapacaksa, millet yapacaksa böyle olacak. Onun Hikmet Özdemir'in Ordunun Olağan Dışı Rolü isimli kitabında bu bölüm vardır. Hikmet Özdemir bir yakın dönem tarihçisi ama MHP'li filan değil. Özal'ın ve daha sonrakilere de danışmanlık yaptı. Şimdi ben bir yazıyla bitireceğim. Ondan sonra sorunuz varsa sorularınıza birimiz gönderiyor. Bir noktaya geleyim. Şu kitapları getirdim. Arkadaşlar bu kitaplar 1947 baskı. Davam diyor. Bu Hasan Ali Yücel'in. Demin bahsettiğimiz milliyetçileri ateşe atan solcuları Milli Eğitim Bakanlığı'na üniversitelere filan yerleştiren Hasan Ali Yücel'in. Bu da onunla davalı olan Profesör Kenan Öner'in. Öner Yücel davası. Hadise şu. Dedim ya Fevzi Çakmak da görevden alınıyor. Fevzi Çakmak görevden alındıktan sonra bir gazeteci beyanat veriyor. O dönemin son yılların iyi olmayan gelişmelerden bahsederken diyor ki Milli Eğitim Bakanlarından birisinin komünistleri desteklemesi Türkiye'ye zarar vermiştir. Halinde bir açıklama yok. Hasan Ali Yücel de o dönem bakanlıktan ayrılmış. Diyor ki o Milli Eğitim Bakanı ben miydim? Fevzi Çakmak cevap vermiyor. Profesör Kenan Öner avukat aynı zamanda. O da beyanat veriyor. O Milli Eğitim Bakanı sensin. Komünistleri sen kurdun. Bu ikisi davalı oldu. Ve davayı Kenan Öner kazandı. Şimdi Hasan Ali Yücel'in daha yüzbaşıyken iki mektupta aklıma geldi. Onlardan da bahsedeyim. 1943'te rahmetli Türkeş yüzbaşı veya
43'te bin başta olabilir, kabul ediyorum. 43'te? Henüz şey ölmemiş. 43'te Teğmen. 43'te Teğmen, tabii. 43'te Teğmen, başbakan Refik Saydam'a mektup yazmış. Ne cesaret bu ya? Teğmen, Almanlar buraları alıncaya kadar bunlarla işbirliği yapalım, Balkanları işgal edelim. Balkanlar'da da bizim bir ağırlığı. 1900 yüzbaşıyken de Hasan Ali Yücel'in aleyhine ifade vermiş. Devrin en kuvvetli adamlarından birisi. Bunun kitabında var. Hasan Ali Yücel'in. Diyor ki, sağlıklar, bizim ekipten bayağı adam var. Burada da ben şimdi ben isimlerini sayayım da rahmetli ile ilgili bölümü okurum. İşte Nurullah Barıman var. Mustafa Soylu. Onların yargılanmaları Hüseyin Namık Orkun filan. Irkçılık, Turancılık davası sanıklarından bu muazzaf yüzbaşı Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde 1332'de doğmuş olan Alparslan Türkeş komünistleri himaye ettiği ve bin netice komünist olduğu kanaatindedir. Hasan Ali Yücel yazıyor. Delilleri işte Ankara Dil Fakültesindeki zatları komünist olarak himaye ettiğini ettir işte. Pertemli Ali Bonatel'ler falan hep orada. Sabahattin Ali'yi ben tahrik etmişim, etmiş. Saadettin Celal'i ben tahrik etmişim. Bunlar, o dönemde. Devamında ne diyor onun? Bunlara cevap veriyor. Ben etmedim diyor. Bu değerli Türk subayı diyor. Beni tanısa bunları söylemezdi diyor. Falan. Şu davanın sonucu yok burada. Fakat bu kitap defalarca basıldı. Demin bahsettiğim kitabı 50 baskı yaptı sadece Yapı Kredi'de Sabahattin Ali'nin. Ama Kenan Öner'i kimse bilmiyor. Bu mücadele veren profesör. Aynı yılda yılmış. Bunun 12 Eylül öncesiydi. Bunun torunlardan birisi bizim Beşiktaş ilçede olduğunu duymuştuk. Onun adı da Kenan Öner. Ondan adı. Niye çalışıyor? Kenan Öner dedesinin adı. Ve bir mücadeleci adam. Her türlü mücadele yapmış. Bunları bu kitapları o tarihte yüzbaşıyken kalkıp sabah Hasan Ali Yücel bu herif komünisttir. Komünistleri korumuştur. Şimdi adam kavgayı görüyor, sokakta gidip şey yapmıyor ya, şahit peki, bundan barışacağım. Şimdi bir mektupla bitiriyorum, ondan sonra geçiyorum. Oradaydık diyor, bunu Yavuz Donat yaptı. 2 sene. Mahkeme salonunda. MHP ve ülkücü kuruluşlar davası görülüyordu. Alparslan Türkeş idam talebiyle yargılandı. Savcı en önemli delil diyerek elindeki belgeyi mahkeme başkanına uzattı. İki örgüt evinin kirası bizzat Türkeş tarafından ödeniyor. Bu belgelere göre. İşte bankanın kaydı, işte kira kontratı. Bankadan gidiyor para, kontratı var. Türkeş üzerine evler, parayı da şey yapıyor. Mahkeme başkanı önce savcının gösterdiği belgelere baktı. Sonra da sanık Alparslan Türkeş'e. Mahkeme heyetine göre savcının elindeki kanıt, bu kanıtı tırnak içerisine almış, siyah. Öylesine sağlandı ki, acaba Türkeş bu önemli belge karşısında ne diyecekti? Öyle ya, kontrat var, bankadan dekontar var. Savcının elindeki belgeler doğru diyerek söze başladı.